Herkese merhabalar. Havva'nın Hobi Dünyası kanalına hoş geldiniz. Evet sevgili takipçilerim, bugün sizlere muhteşem bir modelle geldim. İnanın modelimiz hem yeni hem çok gösterişli, her yazmaya yakışan harika bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de çok beğenirsiniz ve gerekli yerlerde paylaşırsanız da modelimiz önemli bir kesime ulaşmış olur. Evet, ilk defa bu videoyla kanalımı ziyaret eden sevgili takipçilerim de ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup videolarımı beğenip küçük de olsa bir yorum yaparsanız ben de sizlerin bana destek olduğunu bilir ve çok mutlu olurum. Şimdiden bana destek olan bütün takipçilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Evet, modelimin ip ayarlarını ben bu şekilde yaptım. Sizler tabii ki de yapacağınız yazmaya göre renklerini ayarlayıp yapabilirsiniz. Dediğim gibi modelimiz hem çiçekli yazmalara hem sade yazmalara çok zarif, çok şık duracak bir model. Evet, ben şöyle gene bir kurdele hazırladım. Bu kurdeleye zürafamı yaptım. Sizler de başlayacağınız tülbentinize, yazmanıza bu şekilde zürafanızı yapıp hazırlayın. Yeşil ipimi de iğneme taktım. Hadi o zaman Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapımına başlayalım. Evet, modelimizi başlarken şöyle en baştaki zürafama ipimi sabitledim. Şimdi diğer zürafamızla geçerek bir adet zürafa yapıyoruz. Zürafamızı yaptıktan sonra yapmış olduğumuz zürafanın tepesine çıkıyoruz bu şekilde. Ve buraya küçük bir pırpır yapıyoruz. Hani çok büyük değil, küçük bir pırpır yaptık. Buna pırpırlı zürafa diyoruz. Hemen yanındaki zürafamıza şu şekil iniş yapıyoruz. Çok böyle çok hafif kavis vererek iniş yapıyoruz. Evet, hemen yanındaki zürafamıza tekrar bir zürafa yapıyoruz. Yapmış olduğumuz zürafamıza bu şekilde geri dönüyoruz. Tam şöyle ortalı bir şekilde düğümümüzü attık. Gene küçük mini minnacık bir pırpır yapıyoruz. Ve yandaki zürafamıza hafif kavis vererek iniş yapıyoruz. Evet. Yazmamızın ara kısmı bu şekilde ilerleyecek. Şimdi şu şekilde sade zürafa yapacağız. Tam 6 adet zürafa yapacağız. Birinci zürafamı yaptım. Hemen ikinci zürafamızı yaptık. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Ve de altıncı zürafamı bu şekilde yaptım. Şimdi geriye döneceğiz. Nasıl geriye döneceğiz? 1, 2, 3, 4. zürafamın içerisine girdim. 2 tanesi burada boş kaldı. 4. zürafamın içerisine ipimi bu şekilde attım. Şöyle gördüğünüz gibi çok bir genişlikte bırakmadım. Çok dar da bırakmadım. İpimizi bu şekilde atmış oldum. Şimdi hemen yandaki zürafamıza bir adet zürafa yapıyoruz. Bu şekilde. Ve yapmış olduğumuz zürafamıza geri dönüyoruz. Şöyle sol tarafa doğru ipimizi iyice çekelim. Hemen aynı zürafanın içerisine 2 adet zürafa yapacağız. Yani çok büyük de değil, çok
Küçük de değil. Bu şekilde 2 adet zürafamızı yaptık. Hemen en baştaki zürafamıza tekrardan ipimizi atıyoruz. Ve aynı zürafamızın içerisine bir adet zürafa daha yapıyoruz. Ve yandaki zürafamıza da bir adet zürafa yapıyoruz. Yani iki zürafamızı bir üst sırada tekrardan iki zürafa olarak devam ettirdik. Hemen baştaki zürafamızın içerisine ipimizi tekrardan atıyoruz. Ve aynı zürafamızın içerisine bir adet zürafa yapıyoruz. Ve yandaki zürafamıza tekrardan bir adet zürafa yaptık ve iki zürafamızı bir üst katta devam ettirdik. Tekrardan baştaki zürafamızın içerisine giriyoruz. Aradaki ip mesafesini ayarlayın arkadaşlar. Hemen bir adet zürafa yapıyorum. Aynı yerin içerisine. Yani buradan çoğaltmış oluyoruz arkadaşlar. Hemen yandaki zürafamıza geçiş yapıyoruz. Ve 4 sıra bu şekilde ilerledik. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4. Tekrardan burada başa ipimizi atıyoruz. Ve artık burada çoğaltma yapmıyoruz. Hemen yandaki zürafaya bu şekilde tekrardan bir zürafa yapıyoruz. Burada artık zürafa sayımızı teke düşürdük. Hemen tepesine çıkıyoruz. Tepesine düğüm attık. Ve küçük bir pırpır yapıyoruz. Çok küçük olsun. Evet, bu şekilde. Ve yaprağımızı buraya kadar çıkarttık. Şimdi şu kenar çıktığımız yerlerden kenardan alt zemine kadar iniş yapacağız. Şöyle belli belirsiz sırayla arkadaşlar her yapmış olduğumuz zürafaya bu şekilde batarak iniş yapıyoruz. Bu şekilde. Şöyle dolayın. Çekin. Zemine kadar bu şekilde inişimizi yapacağız. Zaten 4 zürafayla çıktık. Aynen kenardan inerek 4 zürafayla inişimizi tamamlıyoruz. Evet, yaprağımızın biri bu şekilde bitti. Gördüğünüz gibi çok güzel bir yaprak haline geldi. Hemen şöyle ortadaki zürafamıza geçiş yaptım. Evet, geçişimizi yaptıktan sonra küçük bir pırpır yapıyorum. Buraya çiçek sapımızı yapacağız şimdi. Çok küçük bir pırpır yaptım. Hemen pırpırımızın üzerine çıkıp düğümümüzü atıyorum. Ve hemen bir adet daha pırpır yapıyorum. Ve tekrardan pırpırımın içerisine girip tepede düğümümü attım. Şimdi bir pırpır daha yapıyorum. Bu biraz büyükçe bir pırpır oldu. Şimdi
Gördüğünüz gibi iki sefer çıkmış oldum. Tepede bir pırpır yaptım. Şimdi şöyle yandan pırpırlarımızın yanından aşağıya tekrardan iniş yapıyorum. Aşağıdaki zürafaya en son bu şekilde inişimizi yaptık. Gördüğünüz gibi çiçek yerimizi de hazırlamış olduk. Şimdi hemen yanındaki zürafamıza tekrardan bir adet zürafa yapıyoruz. Burada artık şöyle yapmış olduğumuz modeli ters çeviriyoruz ve hemen aynı zürafamızın içerisine şöyle iki adet zürafa yapıyoruz. Bu birinci. Bu da ikinci. Hemen başta yapmış olduğumuz zürafaya geri dönüyoruz. Aynı zürafanın içerisine bu şekilde tekrardan bir zürafa yapıyoruz. Ve yandaki zürafamıza tekrardan bir zürafa yapıyoruz. Aynı iki zürafamızı burada devam ettirmiş oluyoruz. Hemen baştaki zürafamıza tekrardan ipimizi atıyoruz. Ve aynı zürafamıza tekrardan zürafamızı yapıyoruz. Ve yandaki zürafamıza tekrardan geçişimizi yaptık. Bu üçüncü sıra tekrardan ipimizi baştaki zürafamıza atıyoruz. Hemen aynı yerin içerisine bir adet zürafa daha yapıyoruz. Ve tekrardan yandaki zürafamıza bir adet zürafa daha yaptık. 4 sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi tekrardan baştaki zürafamıza ipimizi atıyoruz. Burada artık aynı yere basmıyoruz. Yandaki yere batıyoruz ve bir adet zürafamızı yaptık. Hemen yapmış olduğumuz zürafanın tepesine bu şekilde düğümümüzü atıyoruz ve küçük bir pırpır yapıyoruz burada. Evet. Şimdi buradaki yapraktaki yaptığımız gibi aşağıya kadar şu kenardaki sırayla zürafaların içerisine şöyle batarak, şöyle çok bombe de bırakmayacağız arkadaşlar. Batarak sırayla aşağıya kadar ineceğiz. Evet, aynı yapmış olduğumuz yaprağı tekrardan burada da yapıyoruz. Son zürafamıza da giriyoruz. Bu şekilde yaptık arkadaşlar ve hemen geriye dönüyoruz. Evet. Şimdi şu şekilde arkaya geçip iğnemizi, ipimizi bu tarafa almış olacağız. Şöyle ayarlayın ve çekin. Evet. Buradaki yaprağımızı bu tarafına da yapmış olduk ve modelimizin yaprak kısmı bitmiş oldu. Şimdi hemen 3 adet zürafa yapıyoruz ve ara modelimizi kuracağız. Ara modelimiz pırpırlı zürafa olacak. Hemen şöyle bir iki tane göstermek istiyorum. İkinci, üçüncü zürafamı yaptım.
Şöyle arkadaşlar, iki tane yaptık. Bir adet daha yapıyorum. Son yapmış olduğum zürafaya çıkıyorum. Tepesine düğümümüzü attık. Hemen burada küçücük bir pırpırımızı yapıyoruz. Ve yandaki zürafaya çok hafif kavis vererek iniyoruz. Hemen bir adet zürafa yapıyoruz. Zürafanın içerisine girip ortalı bir şekilde düğümümüzü atıyoruz. Küçük bir pırpır yapıyoruz. Ve yandaki zürafaya hafif kavis vererek zürafamıza iniş yapıyoruz. Evet sevgili takipçilerim, bu şekilde ara modelimiz de ilerleyecek. Şöyle ben arasını 7-8 tane koyacağım. Sizler 10 tane de koyabilirsiniz, 12 tane de koyabilirsiniz veya daha az da koyabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Normalde çiçek yaprağımız bu şekilde oluyor. Arasının pırpırlı zürafalarını yaptıktan sonra aynı şekilde tekrardan çiçek yuvamızı hazırlayacağız. Evet, ben bir tane daha yapıp geleyim kamera arkasından. Sizler de yapın. Daha sonra çiçeğimize başlayalım. Evet, öbür yaprağımızı da bu şekilde yaptım. Arasına 8 adet bu şekilde pırpırlı zürafa yaptım. Sizler dediğim gibi daha da açabilirsiniz veya daha da sıklaştırabilirsiniz. Şimdi renkli ipimi iğneme taktım. Modelimizi yapacağız. Şöyle şu ortadaki sapın en son pırpır yapmıştık. O pırpırın içerisine ipimizi sabitleyelim. Evet, ipimizi sabitledim. Şimdi buraya 2 adet zürafa yapıyoruz. Hemen birinci zürafam bir yanına, ikinci zürafam. Şimdi en baştaki yapmış olduğum zürafaya ipimizi bu şekilde atıyoruz. Aradaki ip mesafesini ayarlayın arkadaşlar. Çok sıkı da olmasın, çok gergin de durmasın. Hemen aynı yerin içerisine bir adet zürafa daha yapıyorum. Hemen yandaki zürafamızın içerisine geçiyoruz. Hemen aynı yeri bir zürafa daha yapıyoruz. Yani 2 olan sayımızı burada 3'e çıkartmış olduk. Hemen baştaki zürafamızın içerisine tekrardan giriyoruz. Aynı yerin içerisine bir adet zürafa yapıyorum. Ve yandaki zürafaya batıyorum. Yandaki zürafamıza batıyorum. Ve aynı zürafanın içerisine bir adet daha yapıyorum. Bu sırada da sayımız 4'e yükseldi. Evet. Şimdi baştaki zürafamıza tekrar batıyorum. Dediğim gibi her sırada ip mesafesini ayarlayarak gidin. Aynı yerin içerisine tekrar batıyorum. Ve bu sırada da sayımız 5'e yükselecek. Hemen ikinci, üçüncü, dördüncü,
Ve son aynı yere bir daha yapıyoruz. Beşinci zürafamızı tamamlamış olduk. Şimdi yaprağımızın biri bitti. Şöyle kenardan alttaki zürafalara bata bata zemine inmiş olacağız. Bu şekilde hemen bir alttakine daha giriyorum. Şöyle bombe falan bırakmayın arkadaşlar. Direkt inmeyi sağlayın. En alt yuvaya aynı şekilde inişimizi yaptık. Evet. Bu şekilde yaprağımın biri bitti. Şimdi hemen yan tarafına gene iki tane zürafayla başlıyorum. Birinci ve ikinci zürafamız. Hemen baştaki zürafamın içerisine giriyorum. Aynı yere tekrardan bir adet zürafa yapıyorum. 2 olan sayımızı bu sırada 3'e çıkartıyoruz. Hemen yandaki zürafaya basıyorum. Ve aynı yere bir zürafa daha yapıyorum. Hemen baştaki zürafama tekrardan ipimi atıyorum. Gördüğünüz gibi burada da ikinci yaprağımı oluşturuyorum. Hemen ben yaprağımı tamamlayıp geleyim. Evet, ikinci yaprağımı da 5 tane zürafa olana kadar bu şekilde yaptım. Şimdi şu kenardan alt yuvaya kadar bunu da indiriyorum arkadaşlar. Hemen şöyle hani kıyıdan inmiş oluyoruz. Evet, en sonuncusunu zaten yuvamızın içerisine girdik. Evet, bu şekilde ikinciyi de tamamlamış olduk. Hemen aynı yuvanın içerisine tekrar 2 adet zürafa yapıyorum ve üçüncü yaprağımızı da aynı bu şekilde yapalım, gelelim. Evet, üçüncü yaprağımı da tamamladım. Dibe kadar indim. Şimdi şöyle motifimizi, yani çiçeğimizi ters çeviriyorum ve bütün bu şekilde yaprağımızın, çiçeklerimizin yapraklarının kenarından kontür dönüyoruz. Sıra atlamadan bu şekilde şöyle göstereyim. Bütün zürafalarımıza batarak yapraklarımızı teker teker kontürlerimizi döneceğiz. Bu şekilde. Hepsine kontürlerimizi dönüyoruz. Evet. Birinci yaprağımı tamamlamak üzereyim. Üst kısmını da yaptım. Şimdi şu arayı yapacağım. Sonra bu yaprağımıza çıkacağım. Bu şekilde kontürümüzü bitireceğim. Sizler de bu şekilde kontürü dönün. Ben de döneyim. Videomuz çok uzun olsun istemiyorum. Daha sonra açık renkli ipimi takıp geleceğim. Evet, çiçeğimizin kontürünü döndüm. 3 yaprağımızın da etrafını bu şekilde döndüm. Şimdi çiçeğimizin şu ortasına çıtır yapacağız arkadaşlar. Şöyle şurada bir zürafa koymuştuk.
O zürafayı bulup ipimizi şöyle oraya sabitleyeceğiz. Sarı renk ip taktım arkadaşlar. Çıtırda daha güzel olacağını düşündüm. Daha açık bir renk kullanmıştım. O pek güzel durmadı. Ben de sarı renk kullanmaya karar verdim. Bu şekilde ipimizi güzelce sabitliyorum. Ve buraya küçük pırpırlar yapacağım. Aynı yerin içerisine tam 4 adet pırpır yapıyorum. Pırpırımız çok büyük değil. Küçük küçük 4 adet pırpırımızı bu şekilde yapacağız. İkinci pırpırım. Hemen üçüncü. Siz 3 de yapabilirsiniz. 4 de yapabilirsiniz. Ben 4 yaptım. Evet. Bu şekilde pırpırımı da bitirmiş oldum. Hemen dibinden ipimi kesiyorum. Şurada fazlalık ipim var. Onu da temizleyeceğim. Evet. Çiçeğimiz bitti. Şu şekilde elimizle de düzeltirsek tam anlamıyla çiçeğimiz ben buradayım diyen bir çiçek haline geldi. Evet, ben hemen bir adet daha yapacağım. Daha sonra videomuzu bitireceğiz inşallah. Evet, ben bir adet çiçek daha yaptım ve görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Dediğim gibi ara mesafesini siz ister daha sık, isterseniz daha geniş tutabilirsiniz. İnanın çeyizlik harika bir model oldu. Ben çok beğendim. Sizler de inşallah beğenmişsinizdir. Dediğim gibi yazmanıza uygun renklerde çalışabilirsiniz sizler de. Ben bu şekilde çalıştım. Evet, beni buraya kadar izleyip dinleyen bütün takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Eğer modelimi de beğendiyseniz bir beğeni, küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Modelimizin tam yakından da görün istiyorum. Evet. İlk defa bu videoyla da kanalımı ziyaret ediyorsanız, destek amaçlı ücretsiz bir şekilde abone olursanız da çok çok mutlu olurum. Sizlerin desteği benim için inanın çok çok önemli. Bugünlük de modelim bu olsun istedim. Yeni videolarımızda, yeni modellerimizde tekrar tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.